Sevgili gençler merhabalar. Yine birlikteyiz ve İbrahim Kılıç bir edebiyat dersiyle. Fecaat Edebiyatı'nın şair ve yazarları dersiyle karşınızdayız. Sevgili gençler Fecaat Edebiyatı'nı iki ders olaraktan çekmiştik. İlk dersimizde Fecaat Edebiyatı'nın oluşumundan ve türlerinden bahsettik. Burada da şimdi Fecaat Edebiyatı'nın öne çıkan isimlerinden bahsedeceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Sevgili gençler Ahmet Haşim'le başlıyoruz. Evet bugün Fecaat Edebiyatı'nın gerek şiirde olsun gerekse bütün türler içerisinde en çok öne çıkan şairi Fecaat Edebiyatı'nın en büyük ismi Ahmet Haşim'den bahsedeceğiz. Sevgili gençler Ahmet Haşim aslında Galas Lisesi'nde mezun olmuş yani o liseyi bitirmiştir ama 8 yaşındayken annesini kaybetmenin vermiş olduğu acı ve üzüntü Ahmet Haşim'i içe kapanık, yani gerçeklerden böyle kaçan, insanlardan uzaklaşan bir kişiliğe büründürmüştür. Tabii ki kolay değil. 8 yaşında bir çocuğun annesini kaybetmesi kolay değil. Bu da Ahmet Haşim'in şiirlerini sirayet eden bir durum olmuştur. Hatırlarsanız Hüseyin Rahmi Gürpınar da 8 yaşındayken annesini kaybetmişti ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'a gittiğimiz zaman o da hayatı boyunca hiç evlenmemiş, sürekli edebiyatla meşgul olmuş olan bir isimdi. İşte Ahmet Haşim annesi vefat ettikten sonra babası tarafından İstanbul'a getirilmiş, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ne yazdırılan Ahmet Haşim, genellikle arkadaş ortamlarından uzaklaşan, arkadaş ortamlarından kaçan bir nevi içe kapanık bir genç olaraktan gelişmiştir. Edebi kişiliğine geldiğimiz zaman edebiyatımızda şiirden fıkraya, makaleden gizli yazısına kadar birçok alanda eserler vermiş olsa da onun adının yanına yazmamız gereken yegane tür şiir olacaktır. Yahya Kemal Beyatlı nasıl ki şairse, Necip Fazıl nasıl ki bir şairse, Cenap ve Fikret nasıl ki bir şairse, Fikret'in de Ahmet Haşim'in de en önemli yönü şairliği olacaktır. Tabii ki başlangıçta baktığımız zaman Fikret'ten, aynı zamanda işte Cenap Şahabettin'den, hatta Hamit'ten daha etkilenmiş olan Ahmet Haşim, zaman içerisinde kendi çizgisini oluşturmuş ve kendi çizgisinde ilerleyen bir şair olmuştur. Sanat hayatını incelediğimiz zaman, sevgili gençler, sanat hayatının tamamında sanat için sanat anlayışına bağlı kalmış. Yani bir nevi Fecaat Edebiyatı'nda gördüğümüz sanat şahsi ve muhterem bir ilkesine bağlı kalan isimlerden birisi Ahmet Haşim olmuş. Toplumsal hiçbir temaya yer vermemiş. Yani vatandan hürriyete, milliyete, bunlarla ilgili hiçbir konuda şiir yazmamış olan şairimiz, bireysel konular diyebildiğimiz aşk ve doğa temalarının etrafında döndüğünü görüyorsunuz. Tabii onun şiirlerine gittiğimiz zaman sadece aşk ve doğa yok. Onun şiirlerinde gerçeklerden kaçış, hayallere sığınış, karamsarlık, melankoli de dikkat çeken kavramlar arasında yer almıştır. Bunlar Ahmet Haşim'in aslında çocukluğunda yaşamış olduğu, 8 yaşında anneyi kaybetmenin getirmiş olduğu hüznün, elemin, acının yansımasından başka bir şey olmayacaktır. Sevgili gençler, geldik önemli noktalardan bir tanesine. Hece ölçüsünü yetersiz görüyordu. Hece ölçüsünü parmak hesabına dayanan bir köylü bezli uraktan görüyordu ve onu musikide yetersiz uraktan gördüğü için %100 arız ölçüsüyle şiir yazan şairlerimizden birisi oldu. Sevgili gençler, Cenap Şahabettin %100 arız dedi. Ahmet Haşim %100 arız ölçüsünü kullanmıştır. Yani bu iki şairimizin ortak yönü nedir? Şiirlerinde hiçbir zaman hece ölçüsünü kullanmamaları, %100 bireysel kalmaları, %100 arız ölçüsüyle şiirler söylemeleriydi. Ahmet Haşim şiirin hece ölçüsüyle değil de arız ölçüsüyle yazılması gerektiğine inanan, şiirde musiki önem veren bir isimdi. Ve aynı zamanda diyordu ki şiirde anlam kapalı olmalı, yorumlanabilir olmalı, olması gerektiğini söylüyordu. Ona göre şiir asla açık olmamalıdır. Hatta edebiyat tarihimizde onun bir şiir poetikası vardır biliyorsunuz. Yani o poetikada diyor ki şiir şiirdir, nesir de nesirdir. Şiir duyulmak, nesil anlaşılmak için vardır diyordu. Ve şiir ses ile musiki arasındadır. Sesten ziyade musikiye yakındır diyen işte Ahmet Haşim olacaktır. Sevgili gençler bu cümleyi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şiir ses ile musiki arasındadır. Sesten ziyade daha musikiye yakındır diyen isim Ahmet Haşim'dir. Peki şiir musikiden daha başka bir musikidir diyen isim kim? İstanbul şairimiz Yahya Kemal Beyatlı olacaktır. Şiirlerinde genel olaraktan aşk ve tabiat temalarını işleyen Ahmet Haşim'in şiirlerinde sararmış yapraklar, kızıl gün batımları, durgun göller, mehtaplar, gece, işte akşam, leyl gibi kavramların sıklıkla kullandığını biliyorsunuz. Bu da onu nereye götürecektir? Bu da onu sembolizm akımına götürecektir. Sevgili gençler, sembolistler dış çevrede görünenlerin insan ruhu üzerinde bırakmış oldukları etkileri anlattılar. Fransa'da Charles Baudelaire ile başlayan Mallarmé, Rimbaud, Paul Valéry gibi isimlerine devam eden sembolizm akımının işte Türk Edebiyatı'ndaki ilk öncüsü Cenap Şahabettin'di ve bu akımın Türk Edebiyatı'ndaki en büyük şairi de sembolizmin en büyük şairi de Ahmet Haşim olmuştur. Dolayısıyla sembolistlerde gördüğümüz sararmış yapraklar, gün batımı, kızıl vakitler, akşam gibi kavramları Ahmet Haşim'in de fazlasıyla kullandığını biliyoruz. Hatırlar mısınız? Diyordu ya, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki
akşam olmakta diyordu. İşleyen şiirlerinde kızıl havalar, kırmızı renkler, sarılar, siyah renkleri fazlasıyla kullanan bir şairimiz olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Sevgili gençler, geldik Ahmet Haşim'in eserlerinden de bahsedelim isterseniz. Geride bize iki tane şiir kitabı bıraktı. Bunlardan ilki, ilk şiir kitabının adı Piyale diye geçiyor. Bu arada piyale şarap kadehi anlamına gelen bir kavramdır. İkinci şiir kitabının adı Gül Saatleri Olarak'tan geçerken, geride gördüğümüz bize göre Gurabahane-i Laklakam, Frankfurt Seyahatnamesi gibi eserler ise nesil alanında verilmiş olan eserlerdir. Her ile bize göre ve Gurabahane-i Laklakam adlı kitaplar sohbet türünde yazılmış olan eserler iken, Frankfurt Seyahatnamesi'ne geldiğimiz zaman ise tedavi için gitmiş olduğu Frankfurt'la ilgili izlenimini anlatmış olduğu gezi alanında verilmiş olan bir eser olacaktır. İşte geride 5 tane kitap bırakan, bu 5 tane kitabın 2 tanesi şiir kitabı olmuş, Piyale'yi ve Göl Saatlerini unutmayacağız. Frankfurt Seyahatnamesi'ni unutmayacağız. Sürekli terslerde çıkıyor zaten. Onun dışında bize göre gibi, Gurabahane-i Laklakam gibi fıkra sohbet havasında yazılmış olan eseri de gene önem arz etmektedir. Sevgili gençler, Ahmet Haşim'in önemli şiir kitaplarından bahsettik, eserlerinden bahsettik. Şimdi isterseniz onunla ilgili iki önemli nottan daha bahsedelim. Varan bir. Türk Edebiyat tarihinde ilk şiir politikası diye bildiğimiz şiir hakkında bazı mülahazalar başlıklı makale kimin kaleminden çıkmıştır? Ahmet Haşim'in kaleminden çıkmıştır. Bilindiği üzere Ahmet Haşim'in ilk şiir kitabının adı Piyale diye geçiyordu. İşte bu piyaleyi açtığınız zaman Ahmet Haşim'in orada şiirle ilgili görüşlerini rastlayacaksınız. Hani diyor ya, şiir duyulmak için, nesir anlaşılmak için vardır. Şiir şiirdir, nesir de nesirdir. Şiir asla açık olmamalı, kapalı olmalı, yorumlanabilir olmalıdır. Şiir ses ile musiki arasındadır ama sesten ziyade musikiye daha yakındır görüşlerini. İşte bu edebiyat tarihimizin ilk şiir politikası diye bildiğimiz şiir hakkında bazı mülahazalar başlıklı makalesinde ortaya koymuştur. Sevgili gençler, bu makale önemlidir. Defterlerinize, notlarınızı ekleyin. Sınavda çıkma ihtimali mevcuttur. Peki bu makaleyi niye yazdı? İşte bu makalenin yazılmasına sebep olan durum ise Bir Günün Sonunda Arzu adını bildiğimiz manzumesinden dolayı yazdı. Neden derseniz. Ahmet Haşim Bir Günün Sonunda Arzu adlı şiirini çeşitli dergi ve gazetelerde yayınladıktan sonra ona yönelik eleştiri yapanlar biz bu şiirinden bir şey anlamıyoruz, sen bu şiirde ne anlatıyorsun diyenleri bir nevi cevap mahiyetinde oturdu, şiir hakkında bazı mülahazalar adlı makaleyi yazdı. Hani diyordu ya, akşam yine akşam yine akşam, bu dem göllerde bir kamış olsam. İşte edebiyatımızda akşam şairi de bildiğimiz Ahmet Haşim'in Bir Günün Sonunda Arzu adlı şiirinden okuduğum bu pasajı baktığımız zaman yine akşam kavramını vurguladığını görüyorsunuz. Onu anlamayanlara bir nevi cevap olaraktan neyi yazdı? İşte şiir hakkında bazı mülahazalar diye bildiğimiz bu makaleyi yazmış oldu. Bu makale önemli. Sadece Ahmet Haşim için değil, Türk şiir içinde ilk şiir politikası olaraktan kayıtlara geçmiştir. Sevgili gençler, gene okumanızı istediğim ya da tavsiyede bulunacağım ünlü şiirleri var. Onlardan bir tanesi Havuz. Ve Ahmet Haşim'in ilk yazmış olduğu şiirin adı Hayali Aşkım diye geçer. Karanfil şiiri, karanlık şiiri. Az önce okudum. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde soğumakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. İşte merdiven şiiri MEP kitaplarına girmeyi başarmış, önemli manzumelerinden bir tanesi olmuş. Keza mukaddime şiiri, o belde şiiri. Bakın, belde derse Hamit'e gidiyorsunuz, o belde derse Ahmet Haşim'e geleceksiniz. Süvari şiiri, yine tartışmalara konu olan Bir Günün Sonunda Arzu, ağaç manzumesi, akşam yine toparlandı derinde, parıltı, bahçe, tahatür, mehtapta leylekler ve hilal-i semen de şairin diğer ünlü şiirleri arasında yer almıştır. Bunlar kitap değildir. Ahmet Haşim'in Piyale ve Göl Saatleri olmak üzere iki tane şiir kitabı mevcuttur. Sevgili gençler, 32 yaşında hayatını kaybeden Tahsin Nahit'le devam ediyoruz. Tahsin Nahit'e geldiğimiz zaman o edebiyat tarihimize oldukça erken yaşlarda hayatını kaybetmiş, mekanı cennet olsun diyelim, ruhu şad olsun, ama şiiri ve tiyatroya emek vermiş, Fecaat döneminin yazarı arasında yer almış. Bugün Ahmet Haşim için şiir diyoruz, şairlik diyoruz. Tahsin Nahit'e geldiğimiz zaman onu bir elma gibi düşünelim, ikiye böleceğiz. Yarısından şiir çıkacak, yarısından da tiyatro çıkacaktır. %100 sanat için sanat anlayışına bağlı kalan, bireysel konuları işleyen şairin şiirlerinde Ahmet Haşim'de gördüğümüz aşk ve dua temalarının olduğunu görmektesiniz. Yani toplumsal herhangi bir temaya yer vermemiş, ötesi şiirlerini aynı zamanda bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şairlerimizden birisi olmuş. Unutmayalım, Fecaat Edebiyatı'nın en büyük şairi Ahmet Haşim'dir. Ondan sonraki ikinci büyük şairimiz ise Tahsin Nahit olacaktır. Önemli bir cümle daha söyleyelim mi? Hani Fecaat-ı Beyannamesi'nde bir cümle geçiyordu. O cümle neydi? Aslında genç şairlerin şiirlerini bastırmak ve bir kitaplık meydana getirmek isteniyordu. İşte Fecaat-ı topluluğu içerisinde, bak burası önemli, İlk kez kitap bastıran isim Tahsin Nahit oldu. O kitabın da adı Ruhu Bir Kayıt olaraktan geçiyor. Evet sevgili gençler,
Cenab-ı Şahabettin'in tek şiir kitabı var Tamat. Tahsin Nahit'in tek şiir kitabı var Ruhu Bir Kayıt diye geçiyor. Ve Tahsin Nahit'in şiir kitabı bir tane olmasına rağmen tiyatro ya da piyasa alanında birçok eser verdiğini biliyoruz. Bunların bir kısmını tek başına yazmış, bir kısmını da dönemin tiyatro yazarı diye bildiğimiz Şahabettin Süleyman'la birlikte yazdılar. İşte Ruhu Bir Kayıt adlı şiir kitabını bir tarafa bırakırsak. Hicranlardan Jön Türk'e, Ben Başka'dan Osman-ı Saniye, Kırık Muhafaza'dan Rakibi'ye kadar bu oyunların sahibi kim olacaktır? Tahsin Nahit olacaktır. Sevgili gençler, önemli bir can alıcı noktamız daha var. Onu lütfen defterimize ekleyelim, o da şu. Tahsin Nahit ismini gördüğünüz zaman bir yere gitmeniz lazım. Adalar şairi, Zühre şairi, Kamer şairi diye geçer. Kamer dediğimiz ay demektir biliyorsunuz. Zühre de yıldız anlamına geliyor. Türk Edebiyat tarihinde bu ünvanlarla anılan ismimiz işte 32 yaşında hayatını kaybeden Tahsin Nahit olacaktır. Sevgili gençler, Yahya Kemal Beyatlı için İstanbul şairi diyoruz. Necip Fazıl için işte Şairler Sultanı diyoruz. Hamit için Şair-i Azam, Dahi Azam diyoruz. İşte Ahmet Haşim için Akşam şairi, Tahsin Nahit için ise Adalar şairi 1, Zühre şairi 2, Kamer şairi 3. Testin ya da sorunun bir yerinde bu kavramları görürseniz hemen aklımıza Tahsin Nahit gelsin. Sevgili gençler, Fecaati Topluluğu'nun bir önemli isminden daha bahsedeceğiz. O da Emin Bülent Serdaloğlu ismi. Bu ismi gördüğünüz zaman Galatasaray Spor Kulübü'nün ilk Türk kaptanı olaraktan kayıtlara geçmiş. Yani aynı zamanda bir futbolcu, aynı zamanda bir şiir, şair olaraktan dikkat çeken isim Emin Bülent Serdaloğlu olacaktır. Ve bu arada Fecaati Edebiyatı'nın kurucu üyeleri arasında yer alan Emin Bülent Serdaloğlu'nun ilk dönemine döndüğümüz zaman. Başlangıçta Ahmet Haşim'den etkilenmiş, Fikret'ten etkilenmiş, onların çizgisinde bireysel konuları işleyen şeyler yazdı. Neyi yazdı? Aşktan bahsetti, ayrılıktan bahsetti, ölümden bahsetti. Ama ne zaman ki işte Victor Hugo'nun yazmış olduğu bir şiire tepki olaraktan bir şiir yazdı. O zaman toplumsal veyahut da milli kimliğe bürünen milliyetçi bir yazarımız oldu. Sevgili gençler, Victor Hugo yazmış olduğu Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı şiirinde Mustafa Kemal'i eleştirdiğini görüyorsunuz. Haddine mi düşmüş? O zaman Emin Bülent Serdaloğlu neyi yazacaktır? Kim diye bildiğimiz şiiri yazaraktan Victor Hugo'nun cevabını vermiş olacaktır. İşte adını da edebiyat tarihimize genellikle bununla duyurmuş. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu'na karşılık yazmış olduğu kin şiirle dikkat çeken isim bu adam olacaktır. Ve yazmış olduğu bu şiir, yani kin şiiri, hatta Hisarlara karşı adını bildiğimiz şiirlerde milli edebiyatın habercisi olan isim Emin Bülent Serdaloğlu olacaktır. Gerek o zamanda sevgili gençler, hem Türkçülerin ve milliyetçilerin dikkatini çekerken, tebriklerini kazanırken Mustafa Kemal'in de takdirini kazanan isim Emin Bülent Serdaloğlu olacaktır. Hayatı boyunca hiçbir zaman bir şiir kitabı olmayan ve öldükten sonra şiirleri sevgili gençler 1945 yılında Salih Zeki Aktay tarafından, şurayı size edeyim bakın, Salih Zeki Aktay tarafından Emin Bülent'in şiirleri başlığı altında ne yapılmıştır? Toplanmıştır. Yani bugün Ahmet Haşim'in Piyalesi Göl Saatleri var. İşte Tahsin Nahit'in Ruhu Bir Kayıt adlı kitabı var ama Emin Bülent'in bir kitabı yoktur. O dönemin dergi ve gazetelerinde kalmış şiirleri 1945'te toplatılmış. Peki o şiirlerin en meşhurları hangisi? Öseyim'i hangisini seviyor? Onları işaretleyelim. Onlardan bir numarası tabii ki kin şiiri. Yani Mavi Gözlü Yunan Çocuğu'na karşı olaraktan yazılan kin şiiri. Soğuk Geceler, Hisarlara Karşı. Mesela bu Hisarlara Karşı'nın altını çiziyorum, önemli. Hatif diyor ki, çok önemli bir şiir. Ve Hatay'a Selam da gene bilinmesi gereken dördüncü şiir olaraktan bilmemiz gerekiyor. Ayrıyeten Çöller, Dev Şarkısı, Gurbet Geceleri de bu milliyetçi, bu Türkçü kimliğe sahip olan şairin kimliğinden, kaleminden çıkan ünlü manzumeler arasında yer almıştır. Sevgili gençler, buraya kadar Fecaati Edebiyatı'nın şairlerinden bahsettik. Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Emin Bülent Serdaroğlu üzerinde durduk. Şimdi gelin Fecaati'nin roman ve hikayede dikkat çeken iki isminden bahsedelim. Onlardan birisi Cemil Süleyman Alyanakoğlu diyebildiğimiz isimdir. Topluluğun hikaye ve roman yazarı mıdır? Evet gençler. Ama romanlarını incelediğimiz zaman teknik yönden oldukça zayıf olan romanlar yazmış. Ancak Halisiye Uşaklıgil'in gölgesinde etkisinde yazılmış roman, bu romanları incelediğimiz zaman psikolojik tahliller konusunda başarılı olduğunu görüyorsunuz. Sevgili gençler, tabii ki Fecaati döneminde dişe dokunur bir roman yazılmadı. Öne çıkan böyle şaheser diyebileceğimiz bir roman ve hikaye ön plana çıkmadı ama romanı ve hikayeyi geliştirmek isteyen iki adam vardı. Birisi Cemil Süleyman, birisi de İzzet Melih Devrim olacaktır. İşte Cemil Süleyman'ı bugünlere kadar getiren ve yazmış olduğu Siyah Gözler adlı romanının edebiyat tarihimizde 1911 yılında yayınlandığını biliyoruz. Onun da en önemli romanı olaraktan geçiyorum. Sevgili gençler, aslında romanın baş kahramanı dul bir kadındır. Yani kocasından ayrılmış olan dul bir kadındır. Bu kadın 30 yaşlarında bir kadın
Bir erkekle, yani 22 yaşlarında bir gençle aşk yaşamaya başlıyorum. İşte 22 yaşındaki bir gençle bir dul kadının ilişkisini anlatan ve aynı zamanda kadının psikolojik rahatsızlıklarını konu alan bu romanın sonunda bakın ne olmuş. Dul kadın o kadar psikolojisi bozuk olan bir kadındır ki bu 22 yaşındaki gençle her türlü aşkı yaşıyor ama bir gün o olan dizinde yatarken, 22 yaşındaki bu delikanlı dizinde yatarken onu boğaraktan öldürecektir. İşte bir nevi psikolojik süreçlerin insanı ne hale getirdiğinin bir göstergesi olacaktır. Türk edebiyatında Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu Handan romanında Handan psikolojik sıkıntıları olan bir kadın değil miydi? Keza Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu Zehra romanında Zehra psikolojik sıkıntıları olan bir kadın değil miydi? Burada da dul bir kadının delikanlı diyebildiğimiz gençle yaşamış oldukları aşk ve daha sonra bu genci boğaraktan öldürmesi romanın konusunu meydana getirmişler. Sevgili gençler, işte Fecaat Edebiyatı'nda roman ve hikaye denildiği zaman öne çıkan isimlerden olan Cemil Süleyman'ın tarihe geçmiş en önemli romanı Siyah Gözler adını bildiğimiz roman olmuş. Tabi yazarın İnhizam diye bildiğimiz romanı, Kadın Ruhu adını bildiğimiz bir başka romanı da var. Öykü alanında ise Timsali Aşk ve Ukde adlı kitaplarını unutmayacağız. Sevgili gençler, Fecaat Edebiyatı'nın Cemil Süleyman'la birlikte adını anmamız gereken bir başka roman ve hikaye yazarı ise İzzet Menih Devrim olacaktır. Evet, Topluluğun hikaye bir roman yazarlarındandır. Bu da aynen Cemil Süleyman'da olduğu gibi Halis Yavuşaklıgil'in etkisinde kalmış, onun taklitçisi olmuş ve teknik yönünden oldukça da başarılı olmayan zayıf roman ve hikayeler yazmış. Ama nasıl ki Cemil Süleyman romanda ve hikayede teknik yönünden başarılı olmasa da psikolojik tahallilerde başarılıysa, İzzet Melih Devrim de psikolojik tahallilerde başarılı olmuştur. Sevgili gençler, geride bize Tezat romanını bıraktı. Sermet romanını bırakan İzzet Melih Devrim'in Tezat romanında Naşit karakterini, Behire karakterini ve Miliçe adını bildiğimiz karakteri unutmayacağız. Zaten bu romanı okuduğumuz zaman, yani Tezat romanına gittiğimiz zaman Naşit adlı Türk subayının nişanlısı Behire ile Batum'da aşık olmuş olduğu Miliçe adındaki Rus kızı arasında yaşamış olduğu kararsızlıklar ve yaşamış olduğu aşklar bu romanın konusunu meydana getirmiş. Gene konumuz ne? Aşk. Peki bu aşkı yaşayan kim? Naşit adını bildiğimiz subaydır. Kimle aşk yaşıyor? Hem nişanlısı Behire ile hem de Batum'da tanımış olduğu bir Rus kızı diyebildiğimiz Miliça ile aşk yaşıyor. Bir kararsızlık var. Bakalım hangisini tercih etmiş. Şimdi gelelim bir başka noktaya. Hüzün ve Tebessüm adını bildiğimiz eserine geldiğimiz zaman bu eserde de sevgili gençler küçük hikayelerinin olduğunu görüyorsunuz. Mektuplarının olduğunu görüyorsunuz ve mensur şeylerinin olduğunu görüyorsunuz. Yine bunun dışında şaire ait olan, yazara ait olan daha doğrusu Her Güzelliğe Aşık adlı bir eser, bir de Leyla adını bildiğimiz oyunu unutmayacağız. Ama ne olursa olsun bugün Fecaat Edebiyatı'nın romanda bir hikayede dikkat çeken ikinci ismi İzzet Melih Devrim olmuş. En çok da Tezat ve Sermet romanlarını unutmayın. Sevgili gençler, oldukça erken yaşta hayatını kaybeden, yani 37 yaşında hayatını kaybeden bir isimden bahsedeceğiz. Kimden bahsedeceğiz? Müfit Ratip'ten bahsedeceğiz. Edebiyatı mensur şiirlerle başlamış ama zaman içerisinde tiyatroya yönelmiş olan Müfit Ratip'in en önemli yönü şu, Fecaat'in en önemli tiyatro yazarı olaraktan kayıtlara geçmiş. Hani Fecaat'in şiirde bir numarası Ahmet Haşim, romanda Cemil Süleyman ve İzzet Melih diyoruz ya, İşte tiyatroda en önemli Fecaat'in tiyatro yazarı Müfit Ratip olacaktır. Tabii önce Batı edebiyatından oyunlar çevirmiş, uyarlamaları yapmış, daha sonra kendisi de oyunlar yazmıştır. Ve sevgili gençler, yazmış olduğu oyunlara bakarsak Sayfiye'de adını bildiğimiz oyun testlerde çok çıkar. Zincir, Zeki Çocuk, Kanice Müdafası, Tiryaki Hasan Paşa, Bir Buhran, Kadın Pencesi ve Büyük Gece onun kaleminden çıkan tiyatro eseri arasında yer almış. Ama benim de en çok ezbere bildiğim Sayfiye'de Zeki Çocuk, Zincir olsun, bu 3 tane oyunu unutmayacağız. Oyunlarının temalarına geldiğimiz zaman ise genellikle kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerde yaşanan çarpıklıklar oyunların ana temasını meydana getirdiğini görmekteyiz. Sevgili gençler, çok erken yaşlarda 33 yaşında hayatını kaybeden Müfit Ratip'in bu dönem için, yani Fecaat Edebiyatı için önemli bir isim olduğunu biliyoruz. Ama özellikle de tiyatro alanında bir numaralı isim olmuş ve aynı zamanda tiyatro ile ilgili eleştiriler yazmış. Edebiyat tarihimize ilk tiyatro eleştirmeni olaraktan kayıtlara geçmiş. Neymiş? İlk tiyatro eleştirmenimiz kimmiş? Müfit Ratip olacaktır. Sevgili gençler, ömrünün büyük bir çoğunluğunu tiyatroya ayırmış olan bu isim başlangıçta zaten Batı'dan tiyatro eserleri çevirmişti. Sonra kendisi oyunlar yazmıştı. İşte çevirmiş olduğu eserlerden birisi de Alfonso Guido Mapusant'ın Güzel Dost adını bildiğimiz romanında yine edebiyatımıza çeviri ürünü kazandıran isim Müfit Ratip olacaktır. Sevgili gençler, Fecaat Edebiyatı'nın mizahta ve eleştirdiği öne çıkan ismi ise Fazıl Ahmet Aykaç olmuştur. Hatırlayın, Serotonin döneminde en önemli bizim eleştiri ya da mizahta ön plana çıkan isim kimdi özellikle eleştiride?
Ahmet Şuayb isim vardı. İşte buraya geldiğimiz zaman Fazıl Ahmet Aykaç da Fecaati'nin en önemli eleştiri mizah yazarı olmuş. Burada mizah edebiyatının gelişmesinde önce isim diye hatırlayacağız. Şimdi sizi Tanzimat dönemine götürüyorum. Tanzimat döneminde Diyojen dergisi vardı. Bu derginin sahibi kimdi? Teodor Kasap'tı. Peki bu derginin baş yazarı kimdi? Tabii ki direktör Ali Bey'di. İşte Tanzimat döneminden itibaren mizah edebiyatı vardı ve bu edebiyatın öncü ismi direktör Ali Bey diye geçerken Fazıl Ahmet Aykaç da Fecaati yıllarında mizahın ve eleştirinin gelişmesinde öncü isimler arasında yer almış. Sevgili gençler, genellikle eğitim, felsefe ve psikoloji konularında makaleler ve söyleşiler yayınlamış olan yazarım, aynı zamanda mizahi ağırlıklı şiirleri yazdığını da biliyoruz. Mizahi ağırlıklı şiirler de yazmıştır. Yazmış olduğu 3 tane şiir kitabı var. Buranın altını çiziyorum. Bunlardan bir tanesi Divançe Fazıl, bir tanesi Harman Soru, bir tanesi de İkinci Sis diye geçen kitabı olacaktır. Ve şiirlerinde hem aruzu hem ece ölçüsünü kullanmış olan Fazıl Ahmet Aykaç'ın şiir dilinin oldukça yalın olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili gençler, anılarına geldiğimiz zaman anılarını ise Kırpıntı adını bildiğimiz kitabında toplamıştır. Özellikle de Meşrutiyet Devri hatıralarını Kırpıntı adını bildiğimiz kitapta toplayan yazarım, Şeytan Diyor Ki adlı eserinde ise Şeytanla Savaşı'nı ihtiva eden mizahi karakterdeki denemesinin adı da Şeytan Diyor Ki diye geçecektir. Yazarın geride 3 tane şiir kitabı, bir tane deneme kitabı, bir hatıra kitabı bıraktığını görüyoruz. Siyaset alanında Yol Karnesi ve eğitim alanında da Terbiye Dair adlı eserleri unutmayacağız. Unutmayalım. Fecaati edebiyatının eleştirdi ve mizahta öne çıkan ismi işte Şeytan Diyor Ki, Harman Sonu, Kırpıntı, onun dışında İkinci Sis, bunları yazan isim kimmiş? Fazıl Ahmet Aykaç ismi olacaktır. Sevgili gençler, bir başka isimle, yani Şahabettin Süleyman'la devam ediyoruz. İşte Fecaati Edebiyatı'nın hem tiyatro yazarı hem de eleştirmeni olaraktan bildiğimiz isim Şahabettin Süleyman olacaktır. Genellikle eleştiri tiyatro alanlarında eserler vermiş olan yazarın edebiyat tarihine ait makaleler yazdığını da unutmayalım. Sanatçı tiyatro türünde eserler vermiş. Sevgili gençler, bu oyunlarda mesela Çıkmaz Atma Oyun olsun, Yeni İzdivaçlar'da, Kırık Mahvaza onun en çok bilinen tiyatro eserlerinin arasında yer almış. Ama bu tiyatro eserlerinin dışında yine Fırtına gibi aralarında Kanun, Aziz Katil, Kül, Burgu adını bildiğimiz küçük piyeslerde yazmış. Bunları bilmesek de olur mu? Olur gençler. Ama Tahsin Nahit'le birlikte yazmış oldukları tiyatro eserleri de var. Biliyorsunuz Tahsin Nahit, Fecaati Edebiyatı'nın tiyatroyla en çok uğraşan isimlerinden birisi değil mi? Evet. İşte onlardan biri de Şahabettin Süleyman'dı. İkisinin birlikte yazmış oldukları oyunlar arasında Kösem Sultan, Osman-ı Sani, Ben Başka, Kırık Muhafaza, Talak, Bir Mücadele-i Hissiye de yine bulunan diğer eserler arasında yer almıştır. Sevgili gençler, geldik önemli bir noktaya. Hani edebiyatımızda ilk beyanname yayınlayan kim? Fecaati. Peki bu beyannamede geçen sanat şahsi ve muhteremdir. Edebiyatta güzellik en yüksek değerdir sözü kime aitmiş? İşte topluluğun eleştirmeni diyebildiğimiz, topluluğun tiyatro yazarı diyebildiğimiz Şahabettin Süleyman olacaktır. Ve önemli bir hat bilgi daha verelim mi? Verelim, o da şu. Biliyorsunuz Fecaati edebiyatı kime tepki olaraktan doğdu? Senet-i Fum edebiyatına tepki olaraktan doğmuştu. Peki Fecaati Edebiyatı'na tepki olaraktan doğan hareket nedir? O hareketin de adı Neslihati diye geçiyor sevgili gençler. Neslihati hareketi de yayınlamış oldukları Tahsin Nahit adlı makaleyle birlikte Fecaati Edebiyatı'nı eleştirmişlerdir. İşte Neslihati hareketi kime tepki olaraktan doğmuş? Fecaati Edebiyatı'na tepki olaraktan doğmuş. Sevgili gençler, bu Neslihati hareketine Nailer ismini veren de Şahabettin Süleyman olacaktır. Ve böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sevgili gençler, Fecaati Edebiyatı o kadar uzun bir edebiyat değil. Zaten 1909-1911 yıllarını kapsayan bir edebiyat oldu. Biz de iki video dersimizde tamamlamış olduk. Umarım bir faydası olmuştur. Önümüzdeki dersimizde tekrardan bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.